Evet. Şimdi 3 boyutlu yazıcıyla PUBG için farklı farklı evler bastım. Bir tane su kulesi bastım. PUBG'nin olmazsa olmaz drop diyorlar herhalde buna. Bunlardan bastım. Haritaya 2 drop atacağım. şu zannedersem PUBG'nin arkadaşların dediğine göre öldükten sonra böyle bir kutu bırakıyormuş. Bu o herhalde. Buna da internette PUBG Love diyorlar ama anlamadım ben. Ama çoğu şeyde var. Haritada var herhalde. Çünkü resimlerine bakıyorum, görüyorum. Şimdi bunları boyayarak kendi yaptığımız yani PUBG üzerine yerleştireceğiz. Belki hani çok gerçekçi bir harita değildir. Yani nasıl çok gerçekçi bir harita değildir? Şöyle anlatayım ben size. Oyunda birebir bir görüntü olmayacak. Ama hani esinlenerek yaptım. Yani PUBG'den bir iki fotoğrafa baktım. Onlara esinlenerek işte ne yapılabilir, ne olabilir onları yapacağız şimdi. İlk olarak şu yukarıdaki evle başlayalım. Şu ana evle. Onun çevresi şu şekilde farklı farklı şeyler yaptım. Tel örgüler falan yaptım. Onları da göreceğiz nasıl yaptığımızı. Güzel bir diorama yapmayı düşünüyorum. İnşallah başarılı oluruz. Hadi şimdi evin boyaması. Şöyle ki evde normalde mesela daha önceki videolarımda çelik macun kullanmıştım, ahşap macunu kullanmıştım, macun kullanmıştım daha doğrusu. Bunlarda macun kullanmayacağım. Direkt çıktığı boyayacağım. Katmanlarda hani renk katman gözüksün fark etmez. Çünkü PUBG'deki bütün evler hep böyle derme çatma eski evler. Anlatabiliyor muyum? Yani dışı yıpranmış falan filan. Bundan dolayı da çok fazla böyle pürüzsüz, tertemiz, cillop gibi bir yüzey istemiyorum. Direkt otomatikman boyayacağım. Ve genelde pastel renkler, yani pastel renkler derken böyle çok parlak renkler, işte kırmızının en kırmızısı veya mavinin en mavisi değil de kırmızıyı böyle bordoya, işte beyazı biraz daha böyle griye, daha doğrusu beton rengi diyelim ona. Daha çok beton, hani böyle boyası kazınmış, beton renginde betonu kalmış şeyler var, evler falan var. Bu şekilde boyayacağız. Evet, şimdi ilk baş şu evle başlayalım. Bu evin, şunları şöyle koyalım. Evet, ilk olarak bu evle başlayacağız. Bu evi çift bastım. İşte çatısını farklı, evin kendisini farklı bastım. Bunu bu şekilde yapıştıracağım, üstünü boyayacağım. Yanları da gri boyayacağım. Veya gri boyamayayım da bu biraz farklı olsun. Biraz böyle bordo rengi gibi olsun. Tam bordo da değil. Ama çatıyı bordo yapalım. Neyse bakalım. Biraz daha böyle mavi katarız, sarı katarız. Biraz daha farklı bir renk katarız. Şimdi onun boyalarını falan halledelim. Evet, evin baskısının boyasına geçiyoruz. Dediğim gibi zımpara yapmayacağım, direkt boyayacağım. Şimdi şöyle, daha önceden mutlaka şuradan izleyebilirsiniz. Airbrush için bizim akrilik boyaları nasıl kullandığımızı göstermiştim. Lakin burada Airbrush için özel boyalar aldım. Bunları bir deneyeceğim. Gerçekten yani bunların fiyatları yüksek. Bunlar pahalı. Gerçekten değer mi? Yani bu kadar fiyata, bu kadar şeye değer mi? Hani nedir değer mi olan? Biz öteki boyalarla 4 kat, 5 kat atıyorduk. Yeri geliyordu. Bakalım bunlarla kaç kat atacağız? Kaç katta kapatabileceğiz? Hemen bunu nereden aldım? Aşağıda linki koyarım. Liquitex diye bir boya. Bunları iyicene çalkalamak gerekiyor. Bordo yakalayacağım için hem kırmızı hem siyah atacağım. İlk baş kırmızıyı alayım. Thank you.
Evet. Bence güzel oldu. Hatta ben şöyle durdurayım. Biraz kaldı. Diğerlerini de hemen boyasını yapalım. Evet. Bunu da böyle beyazımsı yeşil, yani su beyazı mı diyorlar. Öyle bir şey yapmayı düşünüyorum. İlk baş beyaz boya. Bolcana. İki damla da yeşil damlatalım. Bu boyaların mutlaka çalkalanması gerekiyor. İçinde tortu kalıyor. Yani tortu gibi kalıyor boya. Tortu kalıyor. Evet, kurudu. Şimdi de biraz detay çalışalım. Şöyle yukarıdan. İlk olarak şu pencerelerin içlerini siyah yapacağım. Siyah yapacağım ki belli bir ölçüde derinlik kazandırsın. Evet. Evin birini bitirdim. Bitirdiğim ev bu şekilde oldu. Biraz zımparaladım çoğu yerini. Eskitme gibi gözüksün diye. Evimiz şu an bu şekilde tamam.
Şimdi diğer evle devam edeceğiz. Right.